Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen ve uzun süren bir bağımsızlık mücadelesinden sonra kurulmuştur. Ülkenin bağımsızlığını kazanmasını sağlayan ve müteakiben yeni Türk Devleti'ni kuran Atatürk, sık sık yurt gezilerine çıkmıştır. Bu geziler esnasında milletiyle daha yakından temas kurma imkanına sahip olmuş. Uzun süren savaşlardan yeni çıkmış olan halka moral vermiş, yeni kurulan Türk Devleti'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için yapılması gerekenler konusunda onları bilgilendirmiş, yaptığı devrimlerin uygulanışını görmüş ve yapacağı devrimlerle ilgili de kamuoyu oluşturmuştur. Gerekli kamuoyu desteğini sağladığına inandıktan sonra da yapmak istediği devrimleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygulamaya geçirmiştir. Yurt seyahatlerine dair en çok merak edilen hususlardan birisi şüphesiz Atatürk'ün neden böyle bir geziye çıkma ihtiyacı hissettiğidir. Atatürk, ülkenin bağımsızlığını kazanmasını müteakiben muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmesi için bir dizi devrim gerçekleştirmiştir. Bu inkılaplarda toplumun hızlı bir dönüşüm gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. Bilhassa 1923-1928 yılları arasında yoğun bir şekilde gerçekleştirilen bu devrimler, beraberinde düzenlemelere karşı olan belli bir kitleyi ortaya çıkarmıştır. Hatta bu esnada Atatürk, milli mücadele yıllarında birlikte hareket ettiği Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Rafet Bele ve Ali Fuat Cebesoy gibi isimlerin zaman zaman tepkisiyle de karşılaşmıştır. Bu tepki, adı geçen kişilerin 17 Kasım 1924 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmasıyla sonuçlanmıştır. Fakat 25 Şubat 1925 günü başlayan Şeyh Sait isyanının bastırılmasından sonra hükümet, isyanla alakası olduğu gerekçesiyle 3 Haziran 1925 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kapatma kararı almıştır. Devrimler ise isyanın bastırılmasından ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra da devam etmiştir. Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen bu inkılapların mecliste yasalaşarak uygulamaya girmesi ise Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından sağlanmıştır. Sonuç olarak gezinin iki önemli sonucunun olduğu söylenebilir. Bunlar iktisadi sahada devletçiliğin Cumhuriyet Halk Fırkası programına dahil olması ve birinci 5 yıllık planın yapılarak uygulanmaya konulmasıyla birçok fabrikanın kurulması, sosyal ve kültürel sahada ise Türk ocaklarının kapatılarak halk evlerinin açılmasıdır. Bu doğrultuda gezinin Cumhuriyet Türkiye'sinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğu söylenebilir.